Geldim, ben mi Sanat geldim? camiasında ve e, egosu tavan yapmış insanlarda e, ayağına gitme olayıdır. Sen otur, ağır ol. İnsanlar gelsin sana selam versin. Hmm. Sen gitme. Bak... Ben buna pek fazla katılmıyorum. Programda bunu anlatırken e, dedi ki Ajda Pekan ben dedi geç kalmışım dedi. Zaten dedi trafiğe kalkmışım. Orada haklı. İnsanlar dedi çorbalarını içiyor. İftari. Herkes dedi çorbasını içiyor. Bir de dedi ben geç kaldım diye utandım. Hani ya Ajda bir de şöyle bir durum var ya Salih abi, Şimdi Bülent Ersoy'un öyle bir takıntısı da var. Takıntı değil de önemsiyor birinin ondan daha geç gelmesini. Bu nokta popstarda koy. da herkesten geç çıkıyordu ya. Tam ha. burada nokta koy. Herhangi bir yer neresi olursa tamam. olsun en son girmek ister Bülent Ersoy. İşte buyurunuz onu. İnanılmaz derecede rötarlı çıkar, gider, girer Ajda Pekkan. Herkes gelir, oturur, ondan sonra gelir. <laughs> Beraber gelselermiş basın keşke o zaman... yıllarca biz basın toplantılarında dahi Ajda Pekkan hep rötarlı beklemişizdir. Hiçbir zaman verilen saatte çıkmaz. Neden? Ee, sanatçı egosudur. Eyvallah. Tadında tozunda olursa. Ama hala böyle. Tadında dozunu yani. olursa. Eyvallah. Ama saatlerce beklendiği olur Ajda pekkanın. Hangisi gelecek bakalım? Bir de mesela yani Şimdi, sen mi önce geldin ben mi? Yani burun burun arabalar falan herhalde. Bülent Ersoy'un egosunu hepimiz biliyoruz. Tavan yapmış durumda. O da her yere böyle geç gitme meraklısıdır. Herkes gitsin ondan sonra gireyim. Bir Bülent Ersoy. Ödül törenlerine falan da son dönemlerde rastlıyorum mesela. En son e, bedensel engelli arkadaşlarımız için yapılan ödül töreni vardı. Evet. Atilla'nın e, derneği hangisiydi? Evet, ben de dostum dostum. Engelsiz Yaşam Vakfı. Hı -hı. Onun ödül töreni. Ödül aldı. Başladı. Ödül töreni başladıktan bırak kokteyli. Kokteyl bitmiş, ödül töreni başlamış yemekle. Yarım saat sonra Bülent Ersoy içeriye giriyor. O şey mi? Hani mesela herkes oturmuş oluyor. Konsantrasyon bölünmüyor yani. Hani her bütün kafa dönüyor ve kim geldi diyor falan. Tabii, Öyle bir mesele tabii, mi? Tabii tabii, tabii tabii. Ama işte trafikten bir dolayı orada bütün kafalar Şimdi, başka bir dönmüş Ama bu nedenle yani. ama başka bir nedenle. Ayrıca pek kan geç kalmış. Bu bir iftar yemeği. Öyle diyor trafiğe kaldım diyor. Giremedim. Dedi. Geç kaldığı için ve iftar yemeği olduğu için herkesle tek tek tokalaşıp selamlaşmasına gerek yok. Yaptığı hareket normal. Merhaba arkadaşlar der. Kendine ayrılan ayrı yere oturur. Oturmuş zaten. E, tamam niye Orhan Gencebay ve Sevim başka Emre isimler var, var diyor hı hı. masada Orhan Gencebay Sevim Emre konuşmuyor dert etmiyor da sana ne oluyor Bülent Ersoy? Ki zaten şey dedi oturdum oturduktan sonra fark ettim hani öteki masadaki insanlara yavaş yavaş da konuşmaya başladık. Hani mesela o masadan bu masaya Hı -hı, merhaba efendim afiyet hani göz göze gelip merhaba ben geç geldim çünkü utandım dedi. Geç geldiğim sonra, için utandım dedi kadın. Sanatçının sanatçıya ucube ne ucube ucube ucube, ucube demesi hüdük Bunlar normal insanların dahi birbirine hakaret anlamında tarif ettiği sözler biliniyor. Neden bu kelimeleri kullanıyorsun? Kenan Erçetin göz programda Arda Pekkan'a bir de şöyle bir şey sordu. Sizin dedi bu aranızdaki mesele çok geçmişe mi dayanıyor? Gazin e, gazino zamanında kuliste yaşanan bir meseleden dolayı mı dedi? O da dedi ki meseleyi de anlattı Kenan Erçetin göz. Hayır dedi. Biz dedi ikimiz de onu aşmış insanlarızdır. Aradan dedi kaç yıl geçti. Onun dedi intikamını alıyor değiliz. Biz dedi neler yaşamışızdır. Birbirimizi tokatlamış bile Doğru. olabiliriz dedi. Bak böyle bir cümle çıktı ağzından. Doğru. Birbirimizi tokatlamış bile olabiliriz. Doğru. Böyle ılımlı ılımlı anlatıyordu Salih abi. Zeytin dalı hani böyle çok olgun, çok ılımlı, çok sakin. Bunu da çok sakin söyledi zaten. Fakat e, cümlenin biraz... Yani i̇şte, çok sert değil mi bu? İşte eee ne denir yani uysalatın çok sert yani. uysalatın çıtması pek olur. Böyle bir Uysalat e, ne yavaş atın çiftesi pek olur. Ben de unuttum artık. Tamam. Uysalat yani, İşte yavaş atın yani, çiftesi yani, pek olur doğru Haja mu? pek kal. sus tu sus tu sus tu sus tu sus tu. Kaç işte, ay geçti? Olur. Kaç ay geçti? Hiç cevap vermedi. Verim dedi, pir verdi o zaman. Oh, Öyle bir cevap verdi ki ee, o haber, nereden okudun o haberi? Ben postadan okudum. Dördüncü sayfa posta magazinden okudum. Haberin en sonunda, en sonunda ne yazıyor? İşte o en sonunu sen oku istersen. <laughs> Bunları bana okutuyor ya. Niye okumuyorsun? Aman iyi okuyayım tamam. İmzası yok efendim haberin. Tekrar altın çocuğu, posta magazin, dördüncü sayfa. En ee, altını okusana bana. Ajda Pekka'nın bir ağırlığı var diyor. İçimdekileri söylersem kliniğe gitmem gerekir. Kendi kıymetimi bildiğim için susuyorum. Bir tane not var. Sen notu mu oku? E, notu oku, oku notu. Notu bana. Ok, oku notu Salih abi. Al. Ben Okuyacağım. Notu Salih Keçeci okusun istiyorum. Ben, ne var okuyamayacak ya? Okuma mı yok yok. Notumdan değil de sen oku yani. Abi kardeş gibiydik. Ayıp etti. Not not. En dibinde not. Not nerede? Orada orada. Haberin en dibinde. Hı? Not. Not. Bülent Ersoy 1981'de Londra'da geçirdiği ameliyatla kadın olmuştu. Bilmeyenler için not mu yapmışlar? Bilmeyenler için not yapmışlar. Gençler evet. bilmiyordur olabilir. Evet. Ama bu işte kavganın nereye gideceğini şu anda ben de bilmiyorum. İşte o yüzden çok ağır o başlık yani. O i̇şte çok çok ağır yani. bu Ajda Pekka'nın anlayana anladığı dilden mi dersin çok artık ne kadar içerledi ne kadar susmuş ne kadar biriktirmiş ki öyle bir gol attı ki 90'dan yani UEFA bile çıkaramaz o <laughs> neden çok güzel yani bir de şey çok fena Salih abi ne fena fena diyor bir kontrası bir taraftaki iki baktığın ikisini de izleyince bütün açıklamaları Dün o röportajı baştan sona o programı izledim Yani böyle o kadar sakin ve tatlı söylüyor ki yani anladın mı Hani çok kibardır Yani o kadar kibar çok söylüyor kibardır. ki yani böyle çok şey bir şey o hani. Naifti. nasıl diyeyim sana? Çok naif, çok kibar. Asla diyor. Asla biz diyor hani gazino döneminden olur mu? Asla biz birbirimize küser miyiz? Zeytin dalı olmalıdır. O olmalı. Böyle tatlı tatlı tatlı. Böyle biz abi kardeş gibiydik deyince böyle hani kafamdan aşağı kaynar sular dökür gibi oldum. Yani ne ya söyleyeyim hakikaten. E, sert ee, sert Mahkemede biter bu konu. Kavga değil. Mahalle evet, kavgası yani. olmaz da. Zaten... E, geçtiğimiz hafta bir yorum yaptık. Bülent Ersoy bir zeytin dalı uzatmıştı. Evet. Ee, zeytin dalını da ben pek fazla inanmamıştım. Yaptığım yorumda tabii e, mahkeme <laughs> kağıdı gitti. Olayların gerçek, gerçek boyutuyla yüzleşince geri adım attı gibi bir cümle de kurmuştum. Demiştin. Sayın Ersoy Ajda Pekkan'ın şey kağıdı geldi diye mi böyle yapıyorsunuz <laughs> demiştin. Ne Pekkan'ın da kolay kolay affetmeyeceğini söylemiştim. Demiştin. İşte ee, demek ki biraz tanıyorum bugünkü çıkan haber. Bekliyor muydun böyle Bekliyor muydun böyle bir ya, şey? Ya bu kadar beklemiyordum. Bu ben de yani o programı böyle sakin sakin izlerken bir duydum Salih abi. Böyle zınlık gerçekten. Yani affetmeyeceğini, mahkemenin Sert. devam edeceğini, sonucunun da zaten bu ee, kelimelerden dolayı Ajda Pekkan'ın lehine çıkacağını biliyordum. Onun için haklı olmak yeterli. Peki, e, sence Bülent Ersoy şu an nasıldır? Bence çok İyi sinirlidir. Değildir. Çok sinirlidir bence. İyi değildir. Düşünemiyorum ya Antalya'ya gitmek üzeredir. İyi. Ya Antalya'yla telefon trafiğine başlamıştır. Onun sürekli görüştüğü bir arkadaşı Aa, biliyorum, var. Ha, biliyorum, biliyorum, evet. Onunla konuşur, dertleşir bir saat iki saat telefonda. Ondan alacağı fikir ve akıllarla hareket eder diye e, tahmin ediyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ona da kendisi karar versin. Sinirli olduğundan çok eminim yani. Çok çok sinirlenmiştir. Çünkü nasıl kalkar bu lafların altından tahmin edemiyorum, bilemiyorum. O da e, geçmişe dayalı Ajda Pekkan'la ilgili bir ifşaatta bulunur mu bu saatten sonra? Ha bir de öyle bir durum öyle var. Öyle de ha. bir durum var. Ee, kılıçlar çekildi. Tencereler evet kılıçlar çekildi. Kılıçlar çekildi. çekildi. Bu haberle birlikte, bu haberle birlikte e, birinci magazin meydan muharebesi Allah başladı. <laughs> Neyse, ne diyeyim. Yani... Ajda'yla, Ajda'yla Bülent Ersoy arasında ama Ajda uzun bir süre daha cevap vermez. O böyle bekleyip 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 bekler, sakin açıklamalarıyla... Bekler. Uzun bir süre daha ne gelirse gelsin cevap vermez. Zaten programda şu da vardı, gidiyoruz reklama merak etmeyin, reklam aramız geldi ama... ...programda dedi ki böyle işte konuşuyorlar, başka bir noktada susmaktan konu açıldı. Böyle durdu. Susmak dedi. Susmak. Ben de böyle şu hani ben de susamıyorum ya. Deliriyorum cevap veriyorum falan. Böyle susmak ya öyle rahat ki yani öyle böyle duruyor hani çok. ama Özgüven. çok büyük bir tecrübe Özgüven. ve neler tecrübe. yaşadım dedi yani neler yaşadım artık ben çok iyi biliyorum dedi hatta işte psikoloğa da gitmeden bahsetti gitmiş bir iki kez gerek yok ben dedi şey yapıyorum dedi kendi kendime hatta bana gelen arkadaşlar ben böyle oh, Ajda Hanım'a mı gitsen acaba <laughs> hani her şeyi <laughs> her e, sorunu çözebilecek durumda olduğunu <laughs> hissettirdi. Valla tweet yağıyor durmuyor. Ya ben bakmadım. Bu evet İnanılmaz o konuyla ilgili Ajda Pekkan'ı çok sert bulan izleyicilerimiz var. Ajda Pekkan gibi vakar, naif, asil 10 tane daha sanatçı olacak bu camiada. Hiç kimse ortalığa saçılmaz. Sabırlı kadın ve selam. sabrında çelen. bir işte Gönül Çelen ama sabrında sonu fena olmadı mı sence? Bir sabır sabır da yani Yağmur sonrasında. Yağmur ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Ajda Pekkan nokta vuruşu mu diyeyim? Kapak mı diyeyim artık? İşte şey oldu biraz. Devamını ben bekliyorum. Yani Bülent Ersoy'dan gelecek cevabı bekliyorum heyecanla. Aynı şekilde. Eğer birbirlerine cevap vermeye başlarlarsa ülke gündemine ee, oturur diyorsun. Kesinlikle. kesinlikle. Bakalım. Neler <laughs> taban yaparız. <laughs> dünya sıralamasına gireriz. Eyvahlar olsun. Peki ama herhalde Ajda Pekkan da bu açıklamayı yaparken gelecek açıklamaları göz alarak yapmıştır. Tabii bu yani. haberi okuyup e, bu yorumu yaptıktan sonra bu haberi yapan daha doğrusu bu röportajı yapan e, Stardaki Yüz Yüze Kenan Erçin'in göze e, bravo demek tebrik etmek lazım. Evet. Çok güzel bir gazetecilik başarısı daha yapmış arkadaşlar. Ben hatta tweet atacaktım Kenan Erçin'in göze çok iyi bir program çok başarılı diye hakikaten buradan ya, tebrik edelim. Peki Gazetecilik adına mesleğim adına e, çok ondan çok şey ya. öğrendim. Çok çok güzeldi. 93 senesinde alemi çıkarmıştık. 92'de 91-92'de ...Fotospor'da e, Fotospor'da magazin müdürüydü. Yanımda muhabirdim. Hiç tanışma şansım, fırsatım olmadı ama e, hani e, takip ettiğim, bildiğim ve, açık ve evet. net konuşayım. Birbirimizi çok sevmedik Hı. ama mesleki açıdan çok büyük saygı duydum. E çok güzel. Yani en azından bunu dile getirmek Kesinlikle. çok güzel. O anlamda Kesinlikle. söyledim. Hani. İnsanlar benzer işler yapınca ülkemizde yani dünyada da böyle şimdi bir tek ülkemizde değil de benzer işler yapanları takdir etmiyor yani. Mesela geçenlerde ben burada Survivor ünlülerinden işte daha doğrusu yarışma ünlülerinden bahsederken Gizem Atipoğlu'nun ismini söyledim. Gizem şu an bu saatlerde bizim karşımızda bir programda. Mesela bir sürü insan aa niye söyledin dedi. Bir sürü insan teşekkür etti iyi ki söyledin dedi. Gizemciğim de mesaj atmış benden bahsetmişsin teşekkür ederim diye. Yani aynı saatte başka doğru bir iş bir yapıyor tane, olması doğru bir tane. E, gerçeklerin söylemeyeceğim, söylenmeyeceğim la gelmiyor. Sevmek zorunda değilsin ama doğru bir tane. Evet. Bugün Kenan Erçel'in gözü sektöre kazandırdığı e, çok değerler var. Hı hı. Mesela e, sosyete dergiciliği çok yaygın değildi. 92 yılında Clips diye aylık bir dergi çıkarmıştı Rıfat Ababay. 93'te Kenan Alemi çıkardı. Alem haftalıktı. Alemle birlikte bugün bir sürü haftalık magazin, sosyete dergisi. dergisi var. Yani onu başlattı diyorsun doğru. Pazar ekleri vardı bir dönem gazetelerle. Cumartesi, pazar bedava verilen. Gazete tirajları 300-400 binken hafta sonu 1 milyon tavanına yaklaştı ve 1 milyonu Adam devirdi abi. gazeteler o eklerle. Bunu başlatan da Kenan olmuştu. Rakkama bakar mısın? Bilmiyorum yani Rıfat Ababay'ın başlattığı yolda Kenan'ın çizdiği yolla beraber bu sektörde birçok arkadaşımız ekmek yiyor. Önemli insanlar. Kesinlikle. Rıfat Bey'e de Kesinlikle. selamlar bu arada çok severim. Yani hiç birlikte çalışmadım ama e, çok da Aslında millet çok muhabirlikten tatlı bir gelmiş. E, posta gibi bir gazeteyi Türkiye'nin evet. en çok satan gazetesi yapmış çok başarılı bir e, üstadımız büyüğümüz. Çok da enteresan. Selam olsun. Çok da enteresan biri gerçekten. O Geçenlerde ofisi, bana biraz kızdı ama. Bana da kızmıştır herhalde. Hiç bize biraz sorun kızmıştır. değil. E, abiler kardeşlerine kızarlar, eleştirirler. Hiç sorun yok. Biz onu seviyoruz, onun e, gösterdiği yoldan, onların gösterdiği yoldan da dürüst bir şekilde devam etmeye evet. çalışıyoruz. Aynen Rıfat Bey, fırsat oldu ben de söylemiş olayım. Odanıza gelen <laughs> ve böyle utana sıkıla oturan kızım ben hala. Hakikaten kalbiniz de kırıldıysa özür dileriz. Çok değer verdiğim de bir isim. Peki.